Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak ve Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle ilişkileri ve güvenlik konularında değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin Irak'la köklü tarihi ve kültürel bağları ve çok boyutlu ilişkileri bulunduğunu aktaran Yakut, Irak'ın da bölgenin önemli bir ülkesi olduğunu dile getirdi. Yakut, Irak'taki istikrar, huzur ve barış ortamı tüm bölgeye katkı sağladığı gibi Türkiye açısından da çok önemli dedi. Irak'ta uzun aradan sonra bir hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Yakut, yeni hükümetin temsil düzeyi yüksek, kapsayıcı, işlevsel ve halkın temel hizmetlere ilişkin beklentilerini karşılayabilecek adımlar atma yetisine sahip bir hükümet olmasını temenni ettiklerini kaydetti. Yakut, Erbil-Ankara ilişkilerinin şu an iyi durumda olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz çok yönlü. Ticaret önemli bir boyutu. Firmalarımızın buradaki mevcudiyeti buranın kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sunuyor." ifadelerini kullandı. Türkiye-Irak ticari ilişkilerinde iyi bir ivme yakalandığını belirten Yakut, 2021'de ticaret verilerinin 20 milyar dolar düzeyine aştığını ve bunun bu sene daha yüksek bir rakama çıkacağını öngördüklerini vurguladı. Yakut hem Irak merkezi hükümeti hem Irak Kürt bölgesel yönetimi ile ilişkilerde sınır güvenliğinin önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Burada da diyaloğumuzu müşterek çıkarlar temelinde, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde ilerletmeyi arzu ediyoruz. Yeni Irak hükümetinden de beklentimiz bu. Erbil'le diyalogumuzun da önemli bir parçasını oluşturuyor. Yani Irak'taki PKK mevcudiyeti ve FETÖ gibi diğer terör örgütlerinin mevcudiyetlerine son verilmesini bekliyoruz. Bunun için umarız yeni merkezi hükümette somut adımlar atacaktır. Başkonsolos Yakut, Irak'taki güvenlik sorunlarının komşu ülke olarak Türkiye'yi doğrudan etkilediğine de işaret ederek, terör örgütlerinin mevcudiyetine son verme adına atacakları adımlarda Irak'a gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu her vesileyle bildiriyoruz ifadelerini kullandı.